Merhaba sevgili gençler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığından Matematik Öğretmeni Zübeyde Ocak. Bugünkü konumuz polinomlar konusunun kısa bir özeti, arkasından da soru çözümleri olacak. O zaman konumuza geçelim. Polinomlar. N, doğal sayılar kümesinin bir elemanı olmak üzere A0, A1, A2, nokta nokta AN birer gerçek sayı ve X bir değişken olmak üzere PX eşittir ANX üzeri N artı AN-1X üzeri N-1 artı nokta nokta A1X üzeri 1 artı A0 biçimindeki ifadelere gerçek katsayılı bir değişkenli polinom denir. Polinomlar Px, Qx, Rx gibi ifadelerle gösterilir. Px polinomunda A0, A1, A2, A3 nokta nokta An gerçek sayılarına polinomun katsayıları denir. Px ifadesinin polinom olabilmesi için terimlerin kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekir. İşte bizim için çok önemli bir ifade gençler. Buna lütfen dikkat edin. Px polinomunda x değişkeninin aldığı en büyük kuvvete polinomun derecesi denir ve değer Px şeklinde gösterilir. Px polinomunda dereceyi belirleyen x'in katsayısına da baş katsayı diyoruz. Aynı zamanda A0 terimine de polinomun sabit terimi diyeceğiz. Şimdi bu öğrendiklerimizi pekiştirecek bir örnek yapalım. Bize bir tablo verilmiş. Bu tablodaki ifadelerin polinom olup olmadığını soruyor. Bir ifade polinom olup olmadığını nereden anlıyorduk? X'in kuvvetine bakarak anlıyorduk. X'in kuvvetleri şayet doğal sayıysa o ifade bir polinom. 4x kare. X'in kuvveti 2'dir. 2 bir doğal sayı. 5x. X'in kuvveti burada gizli bir birimiz vardır. 1 bir doğal sayı. Eksi karekök 3. Burada gizli x üzeri 0 ifademiz vardır. X üzeri 0 hatırlayalım bu. Hatırlayalım. X şayet 0'dan farklı bir sayıysa x'in 0. kuvveti her zaman 1'e eşit. X üzeri 0 0'da bir doğal sayı. Bakıyorum x'in bütün kuvvetleri bir doğal sayı olduğuna göre o zaman px ifademiz bizim bir polinomdur. Polinomun derecesi x'in kuvvetlerinin en büyüğüydü. Bakıyorum x'in kuvvetleri 2, 1 ve 0. En büyüğü 2 olduğu için 2'yi yazdım. Baş katsayısı derece belirliyordu baş katsayısını. 2, o zaman başındaki sayı neyse oydu. 4, yani büyüğün sözü geçiyordu unutmayalım. Sabit terim x'e bağlı olmayan terimim. Hemen buluyorum. Yalnızdır bir polinomda sabit terimin yanında x yoktur. Bunu unutmayın. Eksi karekök 3. İkinci ifademe bakayım. Qx polinomum verilmiş. 15 yanında bir x üzeri 0'ım vardı. Zaten 0 bir doğal sayı. 4 bölü 5x. X'in üstünde 1 var. 1 bir doğal sayı. Şöyle yapalım. Karekök 2x kare. 2 bir doğal sayı ve eksi x üzeri 8, 8 bir doğal sayı. Bakıyorum bütün kuvvetlerim doğal sayı olduğuna göre o zaman bu ifadem de benim polinom. Derece için nereye bakıyorum? En büyük dereceye bakıyorum. 8 en büyük derecem. Baş katsayı için 8'in katsayısına bakıyorum buraya. 8'in katsayısı burada gizli bir birimiz var. Eksi 1. İşareti lütfen unutmayalım. Sabit terim x'e bağlı olmayan terimim de 15. Rx ifadesine bakalım. 5x küp 3 bir doğal sayı. Eksi 7 bölü x. Bakıyorum eksi 7 bölü x'i nasıl yazarım? Bir düzenleyeyim. 7 çarpı x üzeri eksi 1 yazabilirim 7 bölü x yerine. Bakıyorum x'in kuvveti eksi 1. Eksi 1 doğal sayı değildir. Demek ki doğal sayı olmayan bir tane kuvvetim var. O zaman bu ifade benim için polinom değildir. O zaman derecesi ve baş katsayısından bahsedemem. Ama sabit terimim var mı? Var. Çünkü x'e bağlı olmayan bir tane ifadem var. O da 4'tür. Yazalım. Kx polinomuna bakalım. 4x üzeri 4. 4 bir doğal sayı.
6 karekök x. İşte burada bir farklılık var. Şu karekök x'i hatırlayalım. X'in 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazabiliyordum. Bakıyorum 1 bölü 2 bir doğal sayı değildir. Kuvvetlerden bir tanesi doğal sayı olmadığı için diğerlerine bakmama bile gerek yok. Bu ifade polinom değildir. Polinomun olmayan bir şeyin derecesi, polinomun derecesinden bahsedemeyiz. Baş katsayısı da yok. O zaman sabit terim var mı diye bakalım. X'e bağlı olmayan terimimiz -36'dır. Devam edelim. Px eşittir 3x üzeri 15 bölü n eksi 1 artı 4x üzeri n eksi 3 artı 3x eksi 7 ifadesi bir polinom olduğuna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bizim bu ifademiz madem ki bir polinom ve polinom olma şartımız neydi? Derecelerin hepsinin doğal sayı olması gerekiyordu. O zaman bakalım derecelerime. 15 bölü n eksi 1 doğal sayı olmalı. N eksi 3 bir diğer derecem. Bu da doğal sayı olmalı. N eksi 3 bir doğal sayıysa o zaman n eksi 3'ümüz ya sıfırdan büyüktür ya da sıfıra eşit olmalı. İfadeyi düzenleyeyim. Eksi 3'ün diğer tarafa atayım eşitsizliğin. N'ler 3'ten büyük olmalıymış. Birinci şartımızı bulduk. Şimdi ikinciye bakalım. 15 bölü n eksi 1'in ben doğal sayı olmasını istiyorum. Ne yapmalıyım? Tabii ki 15'i bölen sayılar payda da olmalı ama pozitif bölenler. Buna dikkat edelim. 15'i bölen pozitif sayılarımız 1, 3, 5 ve 15'tir. Bölen derken tam bölen. Bunu unutmayın. O zaman n eksi 1 eşittir 1. Buradan n değerimizi ne bulduk? 2. N eksi 1 eşittir 3'ten n değerimizi 4. N eksi 1 eşittir 5'ten n değerimizi 6 bulduk. N eksi 1 eşittir 15'ten de n değerimizi 16 bulduk. Şimdi 4 tane n değeri bulduk. Birincide de bana diyor ki n'ler 3'ten büyük olacak ya da eşit olacak. O zaman bu şartı sağlayanları aldığım zaman kutu içine alayım. 4 bu şartı sağlayan 6 ve 16'dır. Bunların toplamı 26'ymış. Demek ki n'nin alabileceği değerler toplamı 26'ymış. Seçeneğimiz D'ymiş. Size bir bilgi vereyim. Bir polinomda x değişkeninin yerine x eşittir 0 yazıldığında polinomun sabit terimi, x eşittir 1 yazdığımızda da polinomun katsayılar toplamını buluruz. Şimdi bu ifadeyi bir örnekle pekiştirelim. Px polinomumuz -2x küp artı 2x eksi 7 olarak verilmiş. Buna göre Px artı 2 polinomunun sabit terimi kaç diyor? Sabit terim dediği zaman ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Yalnız 0 yazdığımız yer hangi polinomun sabit terimini istiyorsa orada yazacağız. Buraya 0 yazdığımız zaman x yerine p 0 artı 2'den aslında soru benden p'nin 2 değerini istiyormuş. Yukarıda zaten px polinomum verilmiş. Px polinomumda x gördüğüm yere 2 yazarsam eksi 2 çarpı 2'nin küpü 2 çarpı 2 eksi 7 2'nin küpü 8 eksi 2 ile çarpıyorum eksi 16 artı 4 eksi 7 eksi 19'muş. Demek ki px artı 2 polinomunun sabit terimi eksi 19'muş. p2x artı 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Katsayılar toplamı istediği zaman ne yapıyordum? X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Kimin katsayılar toplamı? P2x artı 1'in katsayılar toplamı. Demek ki ben burada 1 yazacağım. Kimin katsayılar toplamını istiyorsa orada yazıyorduk. Artı 1. O zaman benim bulmam gereken değer P'nin 3 değeriymiş. Px polinomum zaten verilmiş. P3 eşittir. Eksi 2 çarpı 3'ün küpü artı 2 çarpı 3 eksi 7'den P3, 3'ün küpü 27, eksi 54, artı 6 eksi 7, P3
3'ümüzü biraz düzeltelim. Eksi 55'miş demek ki. P 2x artı 1'in katsayılar toplamı da eksi 55'miş. Bir bilgi daha verelim beraberinde. Eğer ki Px polinomumuz bizim sıfıra eşitse bu polinoma biz sıfır polinomu diyoruz. Px polinomu eşittir C. C de bir reel sayılar kümesinin elemanı ise Px'e sabit polinom diyoruz çocuklar. Px örnek verelim isterseniz aklınızda kalsın. Px 3 bir sabit polinomdur. Px eşittir eksi kök 5, kare kök 5 bir sabit polinomdur. Bu örneklerimizi çoğaltabiliriz. Sabit polinomda dikkat edin. X değişkenine bağlı bir ifade yok çocuklar. Şimdi devam edelim. Px ve Qx polinomları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Qx artı 1 polinomunun sabit terimi 5. X artı 3 çarpı Px eksi 1 eşittir. 3Q 2x artı 1 artı 2x kare eksi 1. Buna göre Px eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye sormuş bize. Önce ne yapacağım? Bana verilen ifadede verilenleri matematik diliyle bir yazayım. Neler verilmiş bana? Sabit terimi 5. Hep sabit terim dediğimde ben ne yazıyordum? X yerine 0. Nerede? Kimin sabit terimi? Qx artı 1'in. O zaman burada yazacağım. Sıfırı burada yazarsam ilk ifade bana Q'nun 0 artı 1 1 olduğu için Q'nun bir değerinin 5 olduğunu söylüyor. Birinci ifadeyi bulduk. İkinciyi aşağıya yazayım. X artı 3 çarpı P x eksi 1 eşittir. 3 tane Q 2x artı 1 artı 2x kare eksi 1. Bu ifade verilmiş. Soru ne istiyordu ona dönelim. Soru katsayılar toplamını istemiş. Katsayılar toplamını istediğinde ne yazıyorduk? X yerine 1. Kimin katsayılar toplamı? Px eksi 2'nin. O zaman burada yazacağım. 1 eksi 2 P eksi 1. Yani benden aslında sorunun istediği P'nin eksi 1 değeriymiş. Şimdi aşağıdaki ifadeye döneyim. Ben ne biliyorum? Q'nun 1'deki değerini. Yani şurası 1'miş. Ben onu biliyorum sonucunu. Peki Q'nun içindeki ifadenin 1 olabilmesi için x yerine ne yazmalıyım? X yerine 0 yazarsam 2 çarpı 0 sıfırdır. 1 ile toplarsam 1'i elde ederim. Demek ki x yerine 0 yazacağım. X yerine 0 yazayım. Elimde neler var bir göreyim. 0 artı 3 P 0 eksi 1 3 çarpı Q 0 yazdığım zaman 1 elde ettim. 2 çarpı 0'ın karesi eksi 1. 0 artı 3 3'tür. P eksi 1. Bakın eksi 1'e ulaştım aslında. 3 tane Q'nun bir değerini de yukarıda 5 bulmuştum. Hemen yerine yazayım. Şu zaten 2 çarpı 0 0'dır. Yazmaya gerek yok. Eksi 1. 3 tane P'nin eksi 1 değeri 15 eksi 1 14. P'nin eksi 1'deki değeri 14 bölü 3'müş. Amacıma ulaştım. Seçeneklerimize bakalım. 14 bölü 3 Denizli'deymiş. Devam edelim. Bir Px polinomunda çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı P1 artı P eksi 1 bölü 2. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Şimdi bununla ilgili bu bilgiyle ilgili bir tane örnek yapalım sizinle. X kare artı x eksi 1'in 10. kuvvetinin açılımı verilmiş. A20, A18, nokta nokta, A2, A0 toplamı kaç diye soruyor. Şimdi bana verilen sorudaki A20'yi yukarıda bakayım nerede? A20. Bakıyorum x üzeri 20'nin katsayısı. 20 çift dereceli terimin katsayısı olarak verilmiş. A18'i istiyor. A19 tek geçiyorum. Bir adım götürüyorum. A18 x üzeri 18. Bakıyorum A18 x üzeri 18'in katsayısı 18 çift. Demek ki çift terimin katsayısı. Ritmik bir şekilde böyle devam ettiğim zaman görüyorum ki aslında soru benden
çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını istemiş. O zaman hemen yukarıdaki yazdığımız formülü uygulayalım. P1. X yerine 1 yazıyor bana ifademde. 1'in karesi artı 1 eksi 1'in 10. kuvveti. Zaten x yerine 1 yazdığınız zaman katsayılar toplamını buluyorduk. Unutmayın. 1'in 10. kuvveti 1'miş. P eksi 1'i de bulalım. Aç parantez. Eksi 1'in karesi artı eksi 1 eksi 1 10. kuvveti. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 eksi 1'in 10. kuvveti artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Eksi 1'in 10. kuvveti 1'tir. Şimdi verilenleri yerine yazdığımız zaman P1 artı çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı P eksi 1 bölü 2'ydi. 1 ne yazalım? Her ikisini de 1 bulduk. 2 bölü 2'den cevap 1'miş. Demek ki sorunun istediği benden 1 cevabıymış. Seçeneklerimiz de C seçeneği. Şimdi devam edelim. Eşit polinom. Şimdi eşit polinomu burada uzun uzun yazmışım ama ben size bunların hepsini okumayacağım. Söyleyeyim. Eğer bir polinom eşit ise, eğer iki tane polinomun eşitliği söz konusuysa, eşit dereceli terimlerin katsayılarının da eşit olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Bir tane sorumuz var. Px polinomunda p3x artı 1 artı px eksi 1'in eşiti 6x artı 7 olarak verilmiş. Buna göre diyor p'nin bir değeri nedir? Şimdi bakıyorum polinomun p. Ben hep p'nin değerlerini bir noktada vermişim. P'nin 3x artı 1 birinci dereceden. Dikkat edin. X eksi 1 birinci dereceden. 6x artı 7 bu da birinci dereceden. Demek ki P'nin öyle iki tane değerini toplamışım ki birinci dereceden bir polinom elde ediyorum. O zaman ben diyorum ki demek ki Px polinomum birinci dereceden bir polinom olmak zorunda. Ona da ben Ax artı B şeklinde göstereyim. Şimdi soruma döneyim. P 3x artı 1'i istiyor benden. Bir yazayım yerine. Neymiş 3x artı 1? 3 tane. Pardon, şuraya a'mızı yazalım. X yerine 3x artı 1 yazıyoruz. Artı b. Şu a'yı biraz güzelleştirelim. Okunsun, net olsun. Evet. Bir diğer değerimiz neydi? X eksi 1. A, x yerine x eksi 1 yazıyorum. Artı b. Bana diyor ki bu ikisini topla. Toplayalım. Toplarken içine dağıtayım, düzenleyeyim. 3 tane ax artı a artı b artı birincisi. A'yı içine dağıtalım. Ax eksi a artı b. Bu da ikinci ifademiz. Neye eşitmiş? 6x artı 7'ye. İşte şimdi polinomların eşitliğini kullanacağım. Ne diyor bana polinomların eşitliği? Eşit dereceli terimlerin katsayıları da eşitliği. O zaman ben bakıyorum. İfademi hiç düzenlemeyeceğim. Zaman harcamak istemiyorum. X'in katsayısı kaç? 6. Hemen 6'yı yazıyorum. Eşittir dedim. Eşitliğin diğer tarafındaki x'in katsayılarına bakacağım. X'in katsayısı 3a. Yazdım. Bakıyorum x'in katsayısını buluyorum. İşaretleriyle birlikte almayı lütfen unutmayın. Artı a. Başka x'in katsayısı ile ilgili bir terimim yok. 3a, a daha 4a. 4a 6 ise a değerim 6 bölü 4'ten 3 bölü 2'dir. Şimdi sabit terime bakayım. Sabit terimim 7. O zaman eşitliğin diğer tarafındaki sabit terimlerin toplamının da 7 olması gerekiyor. Yazalım. Sabit terimim a artı b, yanında x yok çünkü, eksi a artı b. Artı a ile eksi a birbirini götürdü. 2 tane b değerim 7 ise b değerimi de 7 bölü 2 buldum. Ben artık px polinomunu yazabilirim. Px polinomumuz bizim ax artı b'ydi. Yerine yazalım bulduğumuz a değeri ve b değerine. 3 bölü 2x artı 7 bölü 2. Soru benden ne istiyor? P'nin bir değerini istiyor. P1 de zaten polinomun katsayılar toplamıydı. 3 bölü 2 artı 7 bölü 2'den
10 bölü 2, o da 5 olacaktır. Demek ki cevabımız 5'miş. Edirne. Devam edelim. Evet, polinomlarda toplama ve çıkarma işlemi. Polinomlarda toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır ya da çıkarılır. Polinomlarda çarpma işlemi yapılırken dağılma özelliği kullanılır. Küçük bir örnekle bunu bir hatırlatalım size. Şimdi px ve qx polinomum verilmiş. Bu iki polinomun benden toplanması isteniyor. Hemen toplayalım. Kural neydi? Aynı derecede terimlerin katsayıları toplanır. Bakıyorum. 4x küp. Aşağıda 4x küplü bir terimim var mı? Var. 4x küp, 2x küp daha 6x küp yapacaktır. Eksi 5x aşağıda var mı? X'li bir terim yok. Demek ki toplayacağım veya çıkartacağım hiçbir şey yok demektir. Aynen yazıyorum. Artı 7 sabit sayı. Aşağıya bakıyorum. Eksi 3'üm var sabit terim. Artı 7 eksi 3 daha artı 4. Elimde ne kaldı benim yazmadığım? Eksi 5x kare. Yukarıda da toplayacağım veya çıkartacağım hiçbir şey olmadığı için eksi 5x kareyi yazdık. E tabii ki bu ifadeyi yazarken polinomların genel kuralı büyük dereceli terimden küçük dereceli terime doğru bir sıralama vardır. Ama yazmasanız da bir şey kaybetmezsiniz, unutmayın bunu. Evet. Polinomlarda toplama veya çıkarma işlemini böyle yapıyormuşuz. Peki çarpma işleminde ne yapıyorduk? Px ile qx polinomun çarp dediği zaman dağılma özelliği. Dağılma özelliği dediğimiz şey nedir? X artı 1 ile x küp eksi 2'yi çarptı. O zaman birinci parantezdeki her bir terimle ikinci parantezdeki her bir terimi tek tek çarpacağım. X ile x küpü çarparsam üstü sayıları hatırlayın. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. X üzeri 4 olacak. X ile eksi 2'yi çarparsam eksi 2x. Evet. Şimdi ikinci terimi ikinci parantezdeki bütün terimlerle çarpayım. 1 ile x küpü çarparsam artı x küp. 1 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 2. Evet. İfademizi düzenleyelim. Kendi aralarında toplanacak, çıkartacak hiçbir şey olmadığı için ifadeyi böyle bırakabiliriz. Şimdi polinomlarda bölme işlemi. Polinomlarda bölme işlemimiz çok önemli bir işlem. Bu bölme işlemini biraz dikkatli dinleyin. Çünkü soruların büyük bir çoğunluğu bu kısımdan çıkıyor. Px ve qx polinomlarında px'in derecesi qx'in derecesinden büyük olmak şartıyla hatta eşit de olabilir. Şimdi bizim ilkokulda öğrendiğimiz basit bir bölme işlemimiz var değil mi? İlkokulda öğrendiğimiz bölme işleminde şuradaki ifadeye biz ne diyoruz? Bölünen. Şuradakine bölen. Şu ifadeye bölüm. Bu ifadeye ne diyoruz? Kalan. E ben bir bölme işleminin sağlamasını yazın dediğim zaman ne yapıyorduk? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm. Artı kalandır. E o zaman bu söylediğimi bölünenin yerine px yazarak, bölenin yerine qx, bölümün yerine bx, kalanın yerine de kx yazarak gösterebilirim. Şimdi bu bölme işleminde hiçbir zaman unutmayın, her zaman bölenin derecesiyle kalanın derecesini karşılaştırdığımız zaman kalanın derecesi bölenin derecesinden her zaman küçüktür. Aklınızda yani önceden öğrendiğiniz bir bölme işlemleri aklınıza gelsin. Mesela bir sayıyı 3'e böldüğünüz zaman 3'ün bölümünden kalanlar ya 0'dır ya 1'dir ya da 2'dir. Dikkat edin 3'ten daha küçük sayılar kalıyor. Demek ki derece kx derece qx'ten her zaman küçük olmak zorunda. Bir de şunu unutmayın, eğer bir bölme işleminde kalan 0'sa o sayı tam bölünüyor. Yani qx polinomuna tam bölünüyor deriz biz. Peki. Şimdi biz bir polinomda kalanı kısa yoldan nasıl buluyoruz? Onunla da bir ilgili örnek yapalım. Şurayı sileyim sizin için. Şimdi
x polinomu verilmiş. X küp eksi 2 x kare eksi 3 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Yani px'i x eksi 2'ye bölüyorum. Bir tane sayım kalacak. Şimdi önce size verilen bu sorularda kalanla ilgili yorum yapabilirsiniz çocuklar. Bakın bölen birinci dereceden. Bölen birinci derecedense kalan ne olmalı? Birin altındaki derece. O da ne olacak? Sıfırıncı dereceden. Sıfırıncı dereceden polinom demek aslında sabit polinom demek. Ya da bizim bildiğimiz reel sayı demek. Önce böyle bir yorum yapabiliyoruz. Şimdi bölme işleminin sağlamasında ben bölümü bilmiyorum, bölüme bx diyeyim. Şimdi bölmenin sağlamasını yazayım size. Px eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Kalana da kx diyelim. Şimdi benden soru ne istiyor? Kalanı istiyor. Diğerini istemiyor. Yani şu sizin altını çizdiğim istenen. Benim şu kısmı istemiyorum. Yok edeceğim. İstemediğimi yok etmem lazım. İstemediğimi yok edeceksem o zaman ne yazarsam x yerine yok ederim diye düşünün. X yerine 2 yazarsanız. Çünkü 2 eksi 2 sıfırdır. 0 çarpı bx sıfır olacaktır o zaman burası. Demek ki x yerine ben 2 yazarsam p2 neye eşitmiş aslında? Kalan x'e eşitmiş. Şimdi ben her defasında bu kadar uzun uzun işlemimi yapamam. O zaman bunu biraz daha pratikleştireyim. Bunu niye anlattım? Mantığını kavrarsanız öğrenmeniz kolay olur diye. Şimdi pratik kısmına geçelim. Şimdi ne yaptık? Eğer biz x eksi 2'yi sıfıra eşitleyelim. X yerine 2 yazdığımızda, yani bunun pratiği şudur. Qx polinomunu sıfıra eşitlersiniz, böleni sıfıra eşitlersiniz. Elde ettiğiniz x değerini götürüp px de yerine yazarsanız kalanı bulacaksınız demektir. Demek ki p2 aslında benim direkt neye eşitmiş? Kalana eşitmiş. O zaman p2 değerini bulalım. 2'nin küpü 2 çarpı 2'nin karesi eksi 3. 8 2'nin küpü 4 2 ile çarptık. 8 eksi 3 p2 eşittir eksi 3'tür. Bundan sonraki işlemlerimizin hepsinde ikinci yol olan şu pratik yolu kullanacağım. Ama öyle sorularla karşılaşacaksınız ki ya bölmenin sağlamasını gerektiren sorularla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden bölme işleminin ne anlama geldiğini iyi öğrenin ve dikkat edin buna. Devam edelim öğrendiğimizi. Uygulayalım bakalım neler öğrenmişiz. Px eşittir. Px artı 1 artı 3 x kare artı 5 eşitliğini sağlayan Px polinomunun x ile bölümünden kalan 7'dir. Buna göre Px eksi 5 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. O zaman verilen ifadelerimin verilenlerini yazayım bakalım. Px'in x ile bölümünden kalan ne yapıyordum? Böleni sıfıra eşitliyordum. O zaman x eşittir 0 oldu. Nerede yazıyordum? Kimi bölüyorsam orada yazıyordum. O zaman p'nin 0 değeri 7'ymiş. Birinci bilgiye ulaştık. Bakalım soru benden ne istemiş? X eksi 2 ile bölümünden kalan ne yapıyordum? Bölümü sıfıra, böleni sıfıra eşitliyordum. X eşittir 2. X yerine 2 yaz. Nerede? Kimi bölüyorsam orada tabii ki. Burada yazalım. 2 eksi 5'ten p eksi 3'müş. Aslında soru benden p'nin eksi 3 değerini istiyormuş. İfademi yazayım. Px artı 1. 3 x kare artı 5. Şimdi benim elimdeki bildiklerimden istediğime ulaşmam lazım. Ben p sıfırı biliyorum. Bakıyorum. Şuranın içinin sıfır olması için x yerine ne yazmalıyım? Eksi 1 yazmalıyım. Tabii ki eksi 1 ile artı 1'in toplamı sıfır olacaktır. X yerine eksi 1 yazalım. P eksi 1 eşittir. P sıfır artı 3 çarpı 0, pardon, 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 5. Benim p eksi 3'e ihtiyacım var. Devam edeyim. X yerine bir de eksi 2 yazayım.
p-2 p-1 artı 3 çarpı -2'nin karesi artı 5. Hala -3 ulaşmadım. Bir de -3 yazalım. p-3 p-2 artı 3 çarpı -3'ün karesi artı 5. Şimdi bu ifademi ben taraf tarafa toplayayım. Biraz kolaylaştıralım işimizi. O zaman p-1'ler p-1'i götürdü. P-2, P-2'yi götürdü. Elimde kalanları yazayım. P'nin -3 değeri eşittir. P0 yukarıda kalmıştı. Aşağıya indirelim. Artı şunun sonucunu bulalım. -1'in karesi 1. 3 ile çarptım ve 5 ile toplarsam 8. -2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 5 ile toplarsam 17. -3'ün karesi 9, 3 ile çarptım 27, 5 ile topladım 32. P0 değerimizi de biz zaten yukarıda 7 bulmuştuk. Ve bunların hepsinin toplamını 32, 32, 64 olarak buluruz. Demek ki bizden istenen cevap 64'müş Ceyhan. Devam edelim. Bir telin uzunluğu x eksi 1 eşit parçaya bölündüğünde 6 santimetre uzunluğa sahip parça, x artı 1 eşit parçaya bölündüğünde 2 santimetre uzunluğa sahip parça artmaktadır. Buna göre bu tel x kare eksi 1 parçaya bölünürse artan parça kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi biz telin uzunluğunu bilmediğimiz için telin uzunluğuna x'e bağlı bir px polinomu diyelim. Şimdi buna göre soruyu tekrar yeniden okuyalım. Px polinomunun x eksi 1 eşit parçaya bölünmesi ve sonucunda da kalan 6'ymış. Aslında Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalanın 6 olduğunu söylüyor bana. O zaman x yerine 1 yazacağım. Birinci ifademiz p'nin bir değerinin 6 olduğunu söylüyor. Aynı şekilde x artı 1 eşit parçaya bölünmesi demek. X eksi artı 1'i 0'a eşitlersem x yerine eksi 1 yazıyor bana. P-1'inde kalan parçası neymiş? 2'ymiş. İki tane bilgiye ulaştım. Şimdi gelelim benden sorunun istediğine. Bu teli diyor. Px'i yani telimi bu sefer x kare eksi 1'e böleceksin diyor. Acaba kaç birimlik ne kadarlık bir uzunluk artar diyor. Şimdi şuna dikkat edin. Bölenin derecesi ikinci dereceden. O zaman kuralımız neydi? Kalan her zaman bölen derecesinden küçük olması gerekiyordu. O zaman kalan x'imize ya ikinci dereceden bir polinoma bölüyorsam ya birinci dereceden kalacaktır ya da sıfırıncı dereceden. Ama ben birinci dereceden yazarsam zaten diğerini de kapsamış olacak. Kx'i ax artı b tipinde yazarsam. Ben ne biliyorum? P'nin 1 ve eksi 1'deki değerlerini biliyorum. O zaman x eşittir 1 için kalanım neydi? Kalan 6'ydı. Kalan ax artı b. 6'ya eşit. X gördüğüm yere 1 yazarsam a artı b değerimin 6 olduğunu bulurum. X yerine eksi 1 yazayım. Değil mi? O zaman yine kalanım ax artı b demiştim. Kalan neye eşitti? 2'ye. Burada da x yerine 1 yazabilirim. Eksi 1 yazabilirim. O zaman eksi a artı b değeriminde 2. 2 bilinmeyenli bir denklemim var. Yok etme metodunu kullanayım. Alt alta topladığımız zaman a'lar birbirini götürecek. 2b eşittir 8. B değerini buldum 4. Herhangi bir tanesinde b'yi yerine yazarsam o zaman a değerimiz ne olacaktır? Tabii ki 3 olacak. Pardon, 2 olacaktır. Şunu düzeltelim. Evet. A değerimiz 2'ymiş. Ben artık kalanı bulabilirim. Kalanım zaten ax artı b'ydi. Hemen a'ları ve b'leri yerine yazarsak 2x artı 4'ü elde ederiz. Cevabımız Ceyhan'mış. Bir sonraki sorumuz. Pozitif doğal sayılar kümesinde tanımlı işlem modellenmiş. Bu işlem modeli kullanarak Px ikinci dereceden bir polinom tanımlanmış. Buna göre Px eksi 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor soruyor bana. Önce bana verilen işlemin modelini matematik diliyle bir ifade edeyim. Ne demek istemiş?
A'nın B tane çarpımı. A'nın B tane çarpımı, üstü sayıları hatırlayın. A üzeri B'dir. Şimdi bu bilgiyi kullanarak Px'i artık yazabilirim. X'in M eksi 4 tane çarpımı X üzeri M eksi 4 artı 2x'in n eksi 2 tane çarpımı n eksi 2. X'in 4 eksi m tane çarpımı 4 eksi m x üzeri artı x'in bir kere kendisiyle çarpımı x üzeri 1. Şimdi px polinomumu elde ettim. İkinci bilgi, ikinci dereceden bir px polinomuymuş. Demek ki px'in en büyük derecesi 2 olmalı. Şimdi burada m eksi 4 ile 4 eksi m dikkatimi çekiyor. M eksi 4 ile 4 eksi m birbirinin ters işaretli sayılardır. Yani birisi artıysa diğerinin eksi olması lazım. Bir polinomda da negatif sayı kuvvetim negatif olamayacağına göre m eksi 4 ile ne eksi, m eksi 4 ile 4 eksi m'nin eşit olması gerekir. Hangi durumda eşittir? Sadece her ikisinin sıfır olduğu durumda eşittir. 4 eksi m'yi sıfır eşitlersem m değerimi 4 bulurum. Geriye kaldı n eksi 2. Zaten bir tane bilinmeyenim var. N eksi 2 de artık derecem polinomun 2 olduğuna göre 2'yi eşitlersek n değerimizi de 4 buluruz. Polinomumu artık yazabilirim. Px polinomunu. X üzeri 0. M yerine 4 yazarsam. 2x'in karesi n yerine 4 yazdığım zaman artı x üzeri 0 artı x'in birinci kuvveti de x'tir. İfademi düzenleyeyim. 1 artı 4x kare artı 1 artı x. Px polinomum 4x kare artı x artı 2'ymiş. Polinomumu oluşturdum artık. Soruya dönelim. Px eksi 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 2'yi 0 eşitlersem x yerine 2 yaz diyor. Hemen yazalım. 2 eksi 2. Aslında benden soru P'nin sıfırdaki değerini istiyor. P sıfırda zaten Px polinomunun sabit terimi demektir. Px eş, pardon, şurası 0 eşittir 2 olacaktır. Demek ki kalanımız 2'ymiş. Ceyhan. Devam edelim. Görselde Ahmet Bey'in kare şeklindeki tarlası gösterilmiştir. Şekilde sarı renkte gösterilen bölgenin alanı px eşittir x kare artı x artı 4 polinomu ile ifade ediliyor. Ahmet Bey tarlasının çevresine x eksi 1 metre aralıklarla ağaçlar dikiyor. Bu durumda ağaç dikme işlemini bitirdiğinde ilk diktiği ağaç ile son diktiği ağaç arasındaki uzaklık kaç metredir? Soruya bakalım. Şimdi Ahmet Bey'in tarlası kare şeklindeymiş. Ahmet Bey tarlasından alttan ve üstten 2 metre, yanlardan da birer metre içeriye doğru bir yeşil bölge oluşturmuş. O zaman eşit mesafelerde gitmediğine göre içteki yeşil bölgenin dikdörtgen olduğu görülüyor. O zaman dikdörtgenin uzun kenarına ben A diyeyim, kısa kenarına da B diyelim. Şuradaki uzunluğum 1, şuradaki uzunluğum da 1'di. Demek ki karenin yani tarlanın bir kenar uzunluğu a artı 2'ymiş. Şuradaki uzunluğumuz 2, şu uzunluğumuz da 2'ydi. Karenin şuradaki uzunluğunu da b cinsinden yazarsam b artı 4. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. A artı 2 aslında nedir? B artı 4'e eşittir. B eşittir. O zaman b'yi a cinsinden yazalım. A eksi 2'dir. Şimdi bana soru diyor ki sarı bölgenin alanı. Sarı bölgenin alanını nasıl bulurum ben? Karenin alanından eksi yeşil bölgenin alanını çıkartırsam sarı bölgenin alanını elde edeceğim. Karenin alanı bir kenar uzunluğu artı 2 eksi yeşil bölgenin alanı dikdörtgenin alanı A çarpı B uzun kenar çarpı kısa kenar. Sarı bölgenin alanı da zaten Px polinomu olarak bana verilmiş. İfadeyi düzenleyeyim. A kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi eksi.
A çarpı. B'yi de zaten A cinsinden bulmuştuk. A eksi 2 eşittir. İfademi düzenleyeyim. A kare artı 4A artı 4 eksi A kare artı 2A eşittir. Px de zaten x kare artı x artı 4. A kareler birbirini götürdü. 6A artı 4 x kare artı x artı 4. A'yı yalnız bırakayım. Artı x artı 4. Artı 4 eşittir öbür tarafın eksi geçecek. Eksi 4 bölü 6. Şunlar gider. Demek ki A değerim x kare artı x bölü 6'ymış. Şimdi Ahmet Bey tarlasının çevresine diyor. O zaman benim çevreye ihtiyacım var. Çevre 4 tane bir kenar uzunluğu tarlanın. Tarlanın bir kenar uzunluğu A artı 2. Şimdi tarlanın çevresini Px'e bağlı bir ifade elde etmem lazım. O zaman A gördüğüm yere x kare artı x yazarsam tarlanın çevresini Çx diyebiliriz artık x'e bağlı bir ifade olduğu için 4 çarpı x kare artı x bölü 6 artı 2. Artık tarlanın çevresini bu şekilde yazabilirim. Şimdi tarlaya x eksi 1 metre aralıklarla dediğine göre aslında benden sorunun istediği x eksi 1 ile bölümünden kalandır. O zaman x eksi 1'i 0 eşitlersem, x gördüğüm yere 1 yazarsam, iki mesafe arasındaki uzunluğu bulabileceğim demektir. O zaman x yerine 1 yazalım. 4 çarpı 1'in karesi artı 1 bölü 6 artı 2. 4 çarpı 2 bölü 6 artı 2. 1 bölü 3 sadeleştirelim. 4 çarpı 3 kere 2 6 7 bölü 3. 4 ile 7 bölü 3'ü çarparsak 28 bölü 3 metre oluyormuş. Demek ki ilk diktiği ile son diktiği arasındaki uzunluk 4, 28 bölü 3 metreymiş. Bakalım. Evet. Hadi. Evet gençler, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalın. İyi günler.